Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı THETA Geometri Soru Bankası kitabında dönüşümler konusundaki noktanın analitiği 4 testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Analitik düzlemde A1'e 2 noktasının B2'ye 4 noktasına göre simetriği, A noktası 1'e 2'nin B noktası 2'ye 4'e göre simetriği ne olacak? Hocam şunlar eşit olacak. X virgül Y deyip orta noktası B2'ye 4 diyebilirsiniz ya da 1'den 2'ye 1 artmış, bir daha 1 arttır 3. 2'den 4'e 2 artmış, bir daha 2 arttır 6 şeklinde de bulabilirsin. Yani cevap 3'e 6 gelir. Evet, 2'ye geldik. Analitik düzlemde 3'e 2 noktasının 1'e 5 noktasına göre simetriği C noktasıdır. 3'ten 1'e ne kadar azalmış? Yine bak 3'e 2 burada. Sonra burası da 1'e 5. Hop, simetriği olan nokta orta nokta olacak. Şurası orta nokta olacak. 3'ten 1'e 2 azalmış, bir daha 2 azalt. Eksi 1'e. 2'den 5'e 3 artmış, bir daha 3 arttır, 8 noktası olur. C noktasının A'ya göre simetriği isteniyor. C'nin de A'ya göre simetriği isteniyor. Eksi 1'den 3'e 4 artmış, bir daha 4 arttıracaksın 7'ye. Sonra 8'den 2'ye 6 azalmış, bir daha 6 azaltacaksın. Eksi 4 noktası olur. Cevap 7'ye eksi 4 oldu arkadaşım. Evet, geldik 3'e. Analitik düzlemde Y eşittir X doğrusu üzerindeki A noktasının B 3'e 8 noktasına göre simetriye. Bak, Y eşittir X doğrusu üzerinde bir nokta. X yerine A yazarsan Y de A yapmıyor mu? Evet. A virgül A'nın 3'e 8 noktasına göre simetriği neredeymiş arkadaşım? Şuradan şuraya, hop, burası. Ve buradaki nokta da Y eşittir 3X doğrusu üzerindeymiş. Şimdi ne yapacağız buraya? X virgül Y deyip, hatta buraya A noktasının apsisi nedir diye soruluyor bize. Şöyle şuraya bir nokta yazıp yine B'li bir şekilde yazabiliriz. Hocam B, X yerine B yazdığımda Y'de 3B yapıyor. B virgül 3B deyip. Şöyle orta nokta koordinatı arkadaşım. Orta nokta koordinatından bir denklem. Orta nokta koordinatından ikinci denklem. Kim bilmeyen iki denklemden çözebiliriz. Ya da A'dan 3'e şu kadar artmış azalmış hikayesinden de yapabilirsiniz. Sanırım bu yol daha kolay olacak. Y eşittir 3X doğrusu üzerinde X yerine X virgül Y'ye, X yerine B yazınca Y'de 3B yaptı. Tamam, A artı B bölü 2 eşittir 3 ise A artı B'yi buradan 6 bulurum. A artı 3B bölü A artı 3B bölü 2 de eşittir 8 dersek A artı 3B'yi de 16 buluruz. 2 bilmeyen 2 denklem yukarı eksiyle çarp taraf tarafa toplarsam o zaman A'lar gitti. Buradan 2B kaldı. Eşittir 10 yaptı. B'yi de buradan 5 bulduk. B buradan 5 ise o zaman A artı B'de A artı B'de eşittir 6 ya. B yerine 5 yazarsam A'da kaç çıkıyor? 1 çıkıyor. A noktası neydi arkadaşım? A virgül A'ydı. Bunun apsisi nedir diye soruluyor. Apsisi kaç yapıyor o zaman? 1 yapıyor. Yani cevap 1 yapar. Böylelikle örnek 3'te. Örnek 4'e geldik. Analitik düzlemde 1'e 3 noktasının bu doğruya göre simetriği. Arkadaş, normalde noktanın doğruya göre simetriği bir nokta şekli çizerek yapacağız böyle. İşte A 1'e 3 noktasının bu Y eksi X artı 6 eşit 0 doğrusuna göre simetriği deyip şuradaki nokta şunlar birbirine eşit olacak. İşte buraya eğimi kaç bunun? Bunun eğimi 1. Bunun eğimi eksi 1 olacak diyeceğiz böyle. Sonra buradaki noktayı bulacağız. Y'yi yalnız bıraksam burada x eksi 6 yapıyor. Hani burası x virgül y şeklinde bir nokta ya. Y yerine de x eksi 6 yazalım. X virgül x eksi 6 yazacağız. Sonra y'ler farkı bölü x'ler farkından böyle x'i bulacağız böyle. Eğimi eşitlikten. Sonra da şu kadar azalmış bu kadar artıştan buradaki noktayı da bulacağız böyle. Normalde bu şekilde. Ama eğimi 1 ya da eksi 1 olan doğrularda çok kolay bir şekilde kısa yolumuz vardı. Kısa yol neydi arkadaşım? X yerine 1 yazıyorsun denklemde. Nokta verilmiş ya, 1'e 3 noktası. Yalnız bunu eğimi 1 ya da eksi 1 iken kullanıyoruz. Eğimi artı eksi 1 iken kullanıyoruz. Verilen doğrunun eğimi 1 olduğu için bu kısa yolu kullanabilirim. X yerine 1 yazarsam y eksi 1 artı 6 eşit 0'dan. Buradan y kaç geldi? Eksi 5 mi geldi? Evet. Sonra y yerine de noktadaki y'yi yaz. Y yerine 3 yazdığımızda da 3 eksi x artı 6 eşit 0'dan x de buradan ne geldi? 9 geldi. İşte bizim noktamız x virgül y'dir. Yani 9 virgül eksi 5'dir. Bu şekilde ÖSYM bunu sorsa bile eğimi 1 ya da eksi 1'i sorar. Dikkat et burada. Tamam mı? Evet, normalde bu şekilde uzun yolda var. Sana kalmış. O yolda sana da gösterdim zaten. Örnek 4. 9'a eksi 5 geldi. Geldik örnek 5'e. Bak, A noktasının bu doğruya göre simetriği bu nokta. Şekli çiz. A noktası 3'e eksi 1. Basit bir şekilde şekli çiz. Bu doğruya göre x artı 2y artı k eşit 0 doğrusuna göre simetriği burası. B noktası 1'e eksi 7, 1'e 7'ymiş. Hocam simetriği demek şöyle demek. Şunlar birbirine eşit olacak. Burası da dik olacak demek.
Aa, burada orta nokta yaptı burası. Bak 2 nokta belli. Ya direkt böyle şey uygulamayalım. 3 artı 1 bölü 2 2'ye. Eksi 1 artı 7 6 bölü 2'den 3. 2'ye 3 noktası yaptı burası. Bu noktada bunun üstünde değil midir? Evet, denklemi sağlar. Şekli çizmenin böyle bir faydası var. X yerine 2, Y yerine 3 yazdığım zaman 2 çarpı 3 artı K eşit 0 olmak zorunda denklem sağlanacak. Buradan da K 6, 8 yaptı. 8 artı K eşit 0 ise K'yı da buradan eksi 8 olarak buluruz. Yani cevap eksi 8 oldu örnek 5'te. 6'ya geldik. Analitik düzlemde A1'e 2 noktasının y eşittir 3x doğrusuna göre simetriği dinliyor. Hemen basit bir şekilde şekli çizelim. A1'e 2 ve y eşittir 3x'i yazdık. Simetriği dediğimiz nokta hop şöyle olacak. Buradaki nokta isteniyor bizden. Ama şunlar birbirine eşit ve burası dik olacak. Şimdi bunun eğimi nedir arkadaşım? Bunun eğimi 3'tür. O zaman bunun eğimi ne olacak? Eğimler çarpı eksi 1 olacak ya. M2 de eksi 1 bölü 3 olacak. Benim şuradaki noktayı bulmam lazım. Eğim belli, nokta belli. Doğru denklemi yazıp ortak çözümden burayı bulabiliriz. Ya da şuradaki nokta x virgül y noktası ya. X'i ya da y'yi yalnız bırakıp her ikisini aynı cinsten yazacağız. Y zaten 3x. Y yerine 3x yazarsam buradaki nokta x virgül 3x noktası oldu. Şimdi burada y'ler farkı. Bak eğim de var burada. Y'ler farkı 3x eksi 2 bölü x'ler farkı x eksi 1 neye eşit? Eksi 1 bölü 3'e eşit. Burayı çarptım 9x eksi 6 eşittir eksi x artı 1 yapar. Buradan 10x eşittir 7 yapar ve x'i de buradan 7 bölü 10 olarak buluruz. Tamam, burası 7 bölü 10. Hocam burası 7 bölü 10. Yani şurası 7 bölü 10'a burası kaç yaptı? 3 kere 7 21 bölü 10. 21 bölü 10 geldi. Yani bu nokta aslında ne oldu arkadaşlar? 0,7'ye ne geldi? 2,1 şeklinde geldi. Şimdi buraya da ben A virgül B deyip orta nokta koordinatı buna eşitleyip oradan noktaları bulabilirim. Ya da birden 0,7'ye 0,3 düşmüş. Bir daha 0,3 düşür. 0,4 olur burası. Virgül 2'den 2,1'e 0,1 artmış. O zaman burası da 0,1 artınca yine 2,2 olur. Yani noktanın koordinatlarını bulunuz. Noktanın koordinatları 4 bölü 10'a 22 bölü 10 gelir. Yani bu da nedir? 2 bölü 5'e 11 bölü 5 şeklinde bulunur mu? Bulunur. Evet, örnek 6'yı da böylelikle bu şekilde bulunuyoruz. Ve o zaman bu testin sonuna geliyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde simetri dönüşümüyle alakalı ÖSYM tarzı test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.